Merhaba arkadaşlar. Tatildeyken bile bu programı yapmamız için gösterdiğin efor yüzünden çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ne demek? İkinci haftadan ekmeyeyim dedim. Çok Sonradan teşekkür ekeceğim. ederim. Bu hafta çıkan bayağı bir iş var. Hepsine bir bakacağız. Unuttuğumuz bir şey varsa yine siz de mutlaka yazın. Mali tatil nasıl geçiyor? Ya abi işte bitiyor. Geçti yani daha doğrusu. Yarın yine Geçmiyor da geçti. iş başı. Yarın akşam işte herhalde geçince eve çalışacağım. Ya ben burada da çalışıyordum zaten. Çok değişen bir Tahmin şey olmadı edebiliyorum. yani. Part time. Yine Asya mı? Türk var, Alman var, Amerikan var. Böyle de çok saçma oldu ya. Fıkra. Sana ne lazım falan gibi. Allah kahretmesin seni Aynen konuşuyorum beni. Baykan şey yaptı. İzin verdi konuşmama. İşinin detayını da anlat bari de böyle garip oldu. Türk var, Alman var diye. Evet abi. Freelance çalışıyorum ben. İşte çeşitli ülkelerden müşteriler var. O da onu sordu. Asyalılarla çok sorun yaşıyorum da. Asyalı müşterilerle. O yüzden. Öyle bir sordun ki soruyu yani. Abi ne bileyim nasıl sorulur ki? Bu hafta Yani nelere Asyalı mı demezsin de bakacağız? hani yine Asya coğrafyası mı diye sorabilirsin. Asyalı shaming değil mi? Devam edelim abi. Bu hafta neler çıktı? Bizim bulduklarımız bu hafta. Bulduklarımız demeyeyim gerçi haberdar olduklarımız. Keyshan. Agabi, Katliam, Tankurt, Ati. Serverden yeni bir iş var. Heja ve Maestro. Sagopa Kajmer, Kira Akan ve Kontkar. Merdiven Crew, Ramis, Drainov, Kezo ve Erdi, APO. Bir de Mali'nin yoğun isteği üzerine Elanur'u dahil ettik. Aa, Ben yoğun o oğlum sen niye beni zora sokacak bunları kuruyorsun? Of, o zaman ufaktan başlayalım mı? Biz geçen hafta yapmadık ya haftanın en iyisini, kanserini falan seçmedik yani öyle. Bu Üstünden hafta geçtik ağırlıklı böyle. olarak pop dinleyeceğimiz için çok çekişmeli bir yarışma kanser kategorisinde bizi bekliyor diyebilirim o zaman ama. Bir Ben bir iki işe kısmına baktım baktım da bayağı hepsini pop dinlemedim. ya hani. Hazırsanız o zaman başlayalım. Şam'ın dizisi dinledik mi onu? Şam'ın Geçen hafta dizisi de dinledik. dinledik. Yayın tekrarında vardır ama çok dinlenebilir bir yayın tekrarımız yok maalesef. Geçen haftaki aksaklık yüzünden. Hazır başlamışken Keyşan'la başlayalım o zaman. Ne dersin? Nasıl buldun? Şu an sesim geliyor değil mi? Bir önce onu kontrol edelim. Şeyden dolayı sordum. Arada bir hızlanıp yavaşladı. Hani benim bağlantımla ilgili bir problem olabilir ama yokmuş. Ezan okuyan ben değilim ama ezanı arkamda okuyorlar. Öyle Bizim 200 metre falan var yani. şarkımız. Diyeceğim şu an O yüzden linç yemek istemiyorum. sen başla, ben şu ezanın sonuna yetişeyim sana. Burada da okunuyor gerçi de. Burada gerçekten 200 metre arkamda okunuyor bu arada. Ben de Ayasofya'ya yakın sayılırım. Abi Sen başımızı yakacaksın ama dur bakalım. dur daha yeni başlıyoruz. Abi şöyle açıkçası öncelikle beat'i beğendim. Berkay Duman'ın. Sorulmuş demin. Keyşan'ı yine çok beğenmemekle birlikte önceki dönemine göre autotune'lü vokali kendisine daha çok yakıştırdığımı söylemem lazım. Red için ise tam aksini düşünüyorum. Nakarat fena değil. Keyşan'ın verse iyi başlayacakken sondaki o işte gidip bir su aldığın kısımları falan hayal kırıklığı. Hani iyi başlayıp kötü bitti. Red ortalama. Ha, tekrar açıp dinler miyim? Hayır. Ben katılıyorum sana Keşan konusunda. Hatta bir sözü vardı ya neydi? Hip hop böyle daha seksi falan gibi bir sözü vardı. Onu bence kendi için söylemiş direkt. Ciddi anlamda vokali daha dinlenebilir hoş yani. Yeni şarkılarında bana öyle geliyor. Bu arada şeyi fark ettin mi? Bu klipte de keçi kullanılmış abi. O kadar dikkat etmedim ona ya. Arada mı Abi çıkıyor yoksa çok mu çıktı? yok Ya şurada. da artık alıştım yani bakmadım. Ya sonlarda bir yerde var abi gerçekten Türk rapçi arkadaşlarım. Goat metaforunu bir bırakın. Ne olur bırakın artık. Çok klişe oldu lütfen. Yani rica ediyorum yapmayın ya. Ben Ve de Red konusuna da bu arada sana katılıyorum. Eski Muazzam bence vokalini bırakıp buna geçmesi. ya muazzam Ben hala konusu eski şarkılarını tartışılır da. seyrediyorum. Abi şöyle dönemine göre Red diğerlerinden o ekip içindeki diğer üyelerden çok çok daha iyiydi. Ya Dönemine göre söylüyorum. eyvallah saygı duyuyorum. Şey Keyshan'ın ise önceki o 8 dönemindeki vokalini sevmiyorken şu anki vokali daha dinlenilebilir ama yine de Keyshan dinler miyim? Yes. Yani bilmiyorum. Geçelim mi diğer parçamıza ne dersin? Geçelim. Bir de Red'in saçları sarı mı ya? Ben mi yanlış gördüm? Evet abi o da YouTuber ekolü olmuş biraz. Hayırlı Doğru olsun. gördün.
Aga bir Flash isimli parçaya başlamadan önce beat ne zaman yapıyor sorusu gelmiş. Ona yanıt vereyim. Abi beat için iştirak veya partnerlik süreci başladığında başlayacağız. Çünkü şu anlık Discord kanalımıza sizden materyal gelecek kadar kalabalık değiliz. Daha bu toplamda 5. yayın. Biraz kalabalık olduktan sonra sizin attıklarınızla beat yapacağız çünkü. Aynen. O zaman Aga bir Flash'a devam ediyorum abi. Bu sefer senden başlayalım çünkü sen Agabi'yi severek dinlediğin bir sanatçı. Ben sonra ekleyeceğim birkaç şey. Evet, tamam. Ya abi ben Agabi'nin bir önceki albümünü hala dinliyorum açıkçası. Sevdiğim bir 4-5 şarkı da var yanlış hatırlamıyorsam. Eğer o arada başka bir albüm çıkmadıysa, takip ettiğim kadarıyla çıkmadı ama birkaç tane single vardı galiba bu karantina sürecinde. Yine yanlışsam uyar beni. Ama hani bu şarkıdan hiçbirinden aldığım tadı almadım ya. Yani baştaki bu fazla es vererek, heceleyerek girişten itibaren zaten yayından önce de bir dinleyeyim dedim. Orayı duydum, kapadım sonra. Bir tek dakikasına bakmayı unuttum ama 3. dakika falan da herhalde. Oradan sonrası biraz sardı. Ama onun dışındaki şeyleri yine işte aynı kafiye yapıları, aynı vokal tarzı falan bir yerden sonra misin çarptı. Bir yerden aynı şeyi böyle her ay bir iki kere dinlemeye başlayınca can sıkıcı gelmeye başlıyor. Yani benim şarkıyla ilgili sorunum o yoksa. Klasik Agabi yani. Yani ya hemfikirim. Bir, bu şarkıda gerçekten ne anlattığını chatte gibi ben de anlamadım ki. Evet, Türkiye'deki özgün tarzlardan biri ama daha sakin, chill ses tonu daha iyi geliyor bana açıkçası. Ya normalde de Agabi şarkılarının öyle çok aşırı bir şey anlatmıyor aslında. Ama bu şarkı kadar da hiçbir şey anlatmadığı şarkısı yok galiba hatırladığım evet. kadarıyla. Abi hayal kırıklığı yani beklentim vardı sen söyleyince aga bir iş yayınlamış diye bana yayın öncesinde ama hani açıkçası beklentimi karşılamadı bu iş ya. Yok ben hatta şeyden de beklentiye girdim biraz. Agabin kimle çalışıyor bilmiyorum. Kendi hazırlamıyordur muhtemelen ama bunun için videolar falan işte Instagram hesabını kullanma şeklini falan da seviyorum. Albüm kapakları. Ya yani uğraşıyor çünkü. Ben takip etmedim. Kliplerle özellikle bayağı bir uğraşıyor. Bu klibi de yine çok çok sevmemekle beraber. Ama bu şarkı işte senin de dediğin gibi çok abi, beklediğim o hazzı vermedi yani. Evet, Agabi diye dinleriz ama ben genel olarak seviyorum çünkü Agabi yani. Ama öyle açıp tekrar dinleyeceğim bir şarkı değil. Yok kötü değil. Bu hafta açıp dinleyeceğim birkaç tane şarkı var. Zaten geleceğiz onlara. Ben çoğunu ilk kez şu an yayında dinleyeceğim. Katliama geçelim mi o zaman? Geçelim. Bunu bir sadece kaçırdım ben emin olmak için soracağım. Sanırım önce birinci parti verdiler. 3 saat sonra falan ikinci parti verdiler değil mi bunda? Sanırım. Aynı gün tamam. Çıktılar ama sanırım. Bakayım. Evet aynı gün çıkmışlar. Ya ben çünkü şeyi dinledim ama hani klibi öyle o gözle izlemedim oturup o yüzden soruyorum. Ona göre izleyeceğim. 3 saat değil de 30 dakika falan diye bilgi geldi. Öyle mi? Tamam. 3 saat diye bir şey duydum çünkü o yüzden sordum. Başlatıyorum o zaman. Bunun hakkında çünkü biraz uzun konuşuruz. Başlat abi. Evet bayağı da uzun zaten bu. Bir de senin bir isim hakkındaki yorumunu çok merak ediyorum. Tekmil mi? Efendim? Tekmil mi Selo mu? Selo. Tamam. Bakalım. Bana çok hafif gecikmeyle geliyor. Hangi sahne için giriyorsun şu an? Allah kahretmesin ya. Biz ne izledik oğlum? Dur bende bitiyor. Bende de bitiyor. Çok gecikmemiz yok bence. Of. Sesli video arasında ben de böyle bir saniye yüzden şey yapayım. Geçen yayına göre yine iyiyiz ya. Bence ikiydi izlerim. Yok yok bayağı iyi şu an. Katliam Storm. Kanka... Abi bir de onu açsana ne satıyorlar bakalım. Katliam Storm mu? Allah kahretmesin. Bak ilk yoruma bak. Eyvah eyvah. Tişört satıyordur ne satacak? Evet tişört. Çok kötü tişörtler bu arada. Black Panther olursun şunu giyip hani. Wakanda diye gezebilirsin o. Andırmıyor mu? Kötü ürünler abi. Üzgünüm. İşte bir moda tasarımcısıyla anlaşsaydınız keşke. Episode 2 var da ben şöyle diyorum abi. Çok kalabalık olduğu için herhangi birini unutmamak adına bence önce biri sonra 2'yi yorumlayalım. Sanki farklı parçalarmış gibi derim. Tamam ben de o arada not aldım. Bu arada şarkı tek part yani klip iki part sadece.
Da işte kanka film kısımlarıyla falan bayağı bir yarım saat sürüyor herhalde parça. Unuturuz birilerini, o yüzden diyorum. Unutmayı izliyorsan öyle yapalım. Tamam abi. Yo, fark etmez, ben unutmayayım diye not aldım. Masaka yorum geldi, bir onu Kanal okuyayım. senin, sen yöneteceksin. Masaka hakkında tek kararsız kaldığım nokta Joker mi kötü Masaka mı? Abi Joker Masaka'dan çok çok daha iyi bir rapçi ya. Katliam 5'te karşılaştırırız ikisini. Öyle mi oluyormuş? Öyle bir şey mi varmış? Yani bir o kalmadı Katliam Ha. serisine giren. Herhalde o da girer yakında. Kanka bir senin versiyon yok, bir de benim beatim yok yani. Onun dışında herkesi gördük zaten. Senin beatin olamaz zaten. Ona da değinecektim. Beatler genelde aynı tarz ilerliyor. Sen çok Abi beatler skandal. Ben Katliam 3'ün karşı beatini çıktın. beğenmemiştim. Twitter'da belirtmiştim. O zaman yayın yapmıyorduk. Katliam 3'ün beati bunun yanında bayağı iyi. Evet, Katliam 3'ün BT'ydi. Bir tekmil yok muydu şarkıda ya? 2'de mi o? İkidedir Katliam kanka. 3 deyince aklıma direkt tekmil geliyor. Şöyle sırayla gideyim. Kimler vardı parçada şöyle bakarak. Anıl vardı. Anıl her zamanki Önce Anıl. istersen şeyle gidelim, hani klip hakkında da genel olarak bir şey Abi söyleyip başlayabiliriz belki. klip amaçsız bir klip. Hani bütçe harcanmış, helikopterler kiralanmış, işte lüks arabalar var falan ama bir klip ne anlatıyor bir fikrimiz yok. Performans klibi bazında bakıyorsak özellikle hani ben kendim o insanlarla çalışıyorum diye övmeyeceğim ama bir Real Wolf'un çektiği performans kliplerine bakın abi, bir de bunlara bakın. Hani dümdüz yani hiçbir şey yok, hiçbir şey anlatmıyor. Hani ben klibi bütçe olarak tamam güzel helikopter gördük, işte silahlar gördük, arabalar gördük, eyvallah. Sinematik kısımlar ne anlatıyor hiçbir fikrim yok ama sondaki oyunculuk muazzamdı abi. Ben orayı hani şarkıdan kesip orayı ara ara izlerim ben galiba. Yeni guilty pleasure'ım olacak galiba benim. Belki ikinci bölümde, çok detaylı izlemedim o yüzden bilmiyorum, ikinci bölümde bir yere bağlanır ama benim derdim şu: ara sahnelerin bu klibin hikayesiyle hiçbir alakası yok. Ya hiçbir şeyin birbiriyle Yani alakası hani yok. onlar da Görselin de klip birbiriyle hikayesini alakası yok. destekleyen bir şey yapsa okey diyeceğim de hani öyle bir durum da yok. Hani tam posikat Bir parçalarda de böyle abi, her özür dilerim böldüm, sen devam et. yok abi, bir de her katliamda aynı isimler, hatta artık aynı sırayla neredeyse olduğu için bir yerden sonra şey geliyor yani. Anıl yine zaten şarkıda da söylemiş işte. Anıl açıyor şarkıyı. Hemen hemen aynı yerde işte 4. 5. sırada Yener giriyor falan filan. Hani bir yerden sonra çok tek düze bir hal alıyor. Hani Katliam 3 ile Katliam 4 arasında değişen tek şey birkaç tane isim, yani öne çıkan birkaç isim var. Muhtemelen sen de aynı isimleri beğeneceksin. İkinci bölümde dinledikten sonra. Hani benim genel sıkıntım bu katliamla alakalı. En azından 3'te şey vardı hatırladığım kadarıyla yani. Çıkıyordu, herkes bir şeyler söylüyordu, bitiyordu klip. Burada bir hikaye var ama Abi hiç hikayeyi destekleyen bir şey yok ya kimsenin performans birbiriyle söylediği sırasında. şey bağlantılı değil zaten. Ha, Anıl klasik her zamanki matematiğinde yazmış. Kendi solo işlerini de aynı şeyi yapıyor zaten. Hani klasik Anıl Piyancı verse yani. Kötü bir beat'in üstünde tek farkı. Aynen, ben de direkt Anıl standart diye hızlıca not aldım kendime. Standart Anıl yani o da. Hatta önceki şarkıyla aynılar. Önceki şarkı, bunu kes, önceki şarkıdaki verse'ünü koy, sırıtmaz büyük ihtimalle. Kila Hakan bir beklentim yoktu ama kötü burada. Bu arada Kont Karlı olan işi dinledim, orada bayağı iyi. Abi orada ben yeri gelince söyleyeceğim. Bilmiyorum sen de aynı şeyi hissedecek misin ama ben böyle hafiften eskiye gidip geldim orada ya. Onu gelince konuşuruz. APO'yu beğendim abi. Ama bak, benim beklediğimden daha iyi ya. Sen beğenmedin ama. Ben bu parçadaki Kila Hakan'ı Abi beğenmedim. burada niye ayrıştık biz bu şarkıda? Ben de APO'yu hiç beğenmedim. Ben de tam tersi APO'yu beğenmedim. Bu arada dipnot düşeyim kanka. APO'yu çok beğendim falan değil. Diğerlerine kıyasla beğendim. Bunu belirteyim. Ben diğerlerini kıyasla da beğenmedim. Sanki şey gibi böyle. Hani şarkı yapacağız abi, gir demişler de 2-3 dakikada yazmış gibi. Klasik işte, Fai, Dolunay, Çay falan. Birinci partta Hydra en iyi verse sahip abi. En iyisi Hydra. Evet, yani zaten bir kalıbı kullanacaktım da şimdi senin yayını küfürle Tamam. bezemeyeyim. Hidra şarkıda hani Anladım kalıbı, tamam. YouTube yorumları. Geliyoruz, geliyoruz. Selahattin abiye de geleceğiz. Abi Selo övmeyeceğim. Kötü ama yani şöyle söyleyeyim. Parçanın en kötüsü abi Joe Young. Skandal bir verse abi. Ha bir de bu da şeye bağladı. Joe Young da hani reverse. Amerika piyasasında iş yapmayacağım. Bundan sonra Türkiye'ye oynayacağım falan deyip klipte Türk bayrağını gösteriyor falan. Abi yeni Paskal Numa'mız hayırlı olsun yani. Amerika'da bir bok değilsin. Hani ağzımı bozacağım. Hani burada gelip Türklere sanki Amerika'da ünlüymüş, iyiymiş tribi yapma yani, anladın mı? Kendini o moda sokma abi. Sen no name bir adamsın. Ve parçanın en kötüsü abi. Abi arada Yener'e atladım. Ben bu Yang'a gelmişken şeyi söyleyeyim. Şarkının iki yerde trafiği bozuluyor bence. Hani ben şeyle dinlerken, ne derler,
parçaya kendimi kaptırmış giderken dinlerken bir anda bambaşka bir yere gittim. Bir tanesi bu verse, hani Türkçe 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 geliyor, bir anda İngilizceye geçiyor çat diye, bir daha Türkçe devam ediyor. Hani birkaç tane isim olsa onlara iyi yediriliyor ama burada çok mantıklı gelmedi bana. Şarkıda ne işi var? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun ama Abi Joe Young hakkında olmasa iyi. olurmuş yani. Joe Young yani fiziken de bir insan olarak da bence olması olurmuş ya. Hani yani herkes rap yapmak zorunda değil abi. Anne babasının bileceği iş, şimdi ben bir şey diyemem ona da. Yani bu dille de alakasız abi. Herifin verse'ü çok kötü. Hani Selo Joe Young'tan iyi, Masaka'dan iyi. Hani Selo'nun yeteneklerinin kısıtlı olduğunda burada çoğumuz hemfikirizdir. Hani böyle kimse Selo'dan zaten muazzam bir verse beklemiyordu ama Joe Young'tan ve Masaka'dan iyi abi herif. Selo da bence kendisinin zaten hani mükemmel rap yaptığını düşündüğünü Evet, sanmıyorum. ben de sanmıyorum. Ama şöyle söyleyeyim, dinlediğim şarkılar içinde Selo'nun muhtemelen en iyi iki şarkısından bir tanesi bu. Bir tane daha böyle şarkısı vardı, hatırlamıyorum ne olduğunu, hani dinletiyordu kendini. Bir de bu ve ben açıkçası beklentim çok çok düşüktü. Benim de. Şaşırtıcı bir şekilde. Arada atladığın bir isim Yener var. Yener'e var. atladın Yener arada. çok kötü abi bu parçada. Yener de çok kötü, üzgünüm. İşte benim Çok az önce yoruldum bu iki kere dinlerken hani yani. trafiğin değişmesi ve dikkat alması olayı, yani Hidra'nın tak 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 gelip bir anda Yener yavaşlığına düşmesi bence çok mantıklı bir seçim ya da Kanka mantıklı bir karar zaten değil. Ben olsam mesela, madem iki epizoda böldün, ilkini sonuna Hidra'ya koyardım. Hani en azından tepede bitirirdim şarkıyı. Ama gerçi kanka normal şarkıda hepsi ardı ardına giriyor. sana şöyle söyleyeyim. Zaten sıkıntı orada. Şarkının trafiğinden kastım. Bu şarkıda doğru düzgün bir aranje yok. Yani o verse arası geçişlerde Evet. toplu şarkılarda ya da İngilizce olarak terim kullanayım. Pussycat dediğimiz parçalarda abi aranjeye dikkat etmezseniz parçayı boğarsınız. İnsanlar dinlerken sıkılır. Bu benim hayatımın en uzun 5 dakika 13 saniyesiydi bu parça. Ya Daha çünkü bir de ikinci parti var bunun. abi ne beat'te bir drop var, ne ritimler kesiliyor, ne bir double eksiltme var, ne melodik bir değişim var. Sadece Yener'in bölümde işte arkaya etnik keman dokunuşları bırakılmış yani. Bu bir aranje numarası değil abi. Bununla kurtaramazsın 5 dakikayı yani. Bir de spoiler vereyim. Canbay kısmında da var o. Hatırladığım kadarıyla. Yani parçanın aranje sıkıntısı var. Yani bu aslında İngilizce ya da işte Hidra'nın akışından sonra Yener gibi ağır birinin gelmesi değil. O ağırlığı şöyle verirsin. Hidra'nın kısım aktı bitti diyelim, örnek veriyorum. O sırada abi bir beat'ten davulları silersin, arkada farklı bir melodiyle yürür. Yener ağır ağır girer, ondan sonra atıyorum bir sinari koyarsın, onun üzerine tekrar akmaya başlar, anladın mı? Hani böyle bir şey arıyor kulağım. Ama Tamam yok ama yani. işte bu şarkıda öyle bir şey yok yani, o yüzden Tabii canım, bu ben şarkıda öyle bir mevcut şey yok. haline göre söylüyorum. Yok, mevcut haline onun için Mevcut hali için diyorum. söylüyorum yani. Mevcut halinde aranje namına bir şey yok yani. Bir aranje yapılmamış gibi duruyor Yok. yani. Aynı fikirdeyiz zaten. Yener de dediğim gibi hani bence kötü bu parçada. Parçanın en iyisi Ye Hidra. Yani birinci kısım için söyleyeyim. İkinci kısmı daha dinlemedik. Birinci kısmın bana göre en iyisi Hidra. Dediğim gibi en kötüyse Joe Young ve Masak abi. En zayıf kişiler burada. Abi ben Yener'in son yıllarda çıkardığı şarkıların, Yener'in son yıllarda çıkardığı şarkıların hani maksimum iki tanesini falan beğenmişimdir Ben de muhtemelen. öyle. Ben Bu çok şarkıda da. Bir beğenmiyorum. önceki katliamdaki versiyonu da beğenmiyorum. Beğendiğim bir MC değil. O yüzden zaten onunla ilgili çok bir beklentim yoktu. Yaşça Aynen. büyüktür. Hep hani eskidir, saygımız vardır ama şey değil. Hani dinlediğim biri mi düzenli olarak? Hayır yani, evet. Ama yani özellikle Yeni... düet parçalarda falan ben daha önce hani bu kadar özenilmemiş versiyona denk gelmedim diyebilirim. İşte bende de o sadece Yener'de değil, APO'da da oldu mesela. Birkaç isimde daha oldu. Hani sanki böyle aceleye gelmiş, özenilmemiş bir iş gibi geldi. Ya ben bak mesela şey söyleyeyim. Şimdi ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Emre Yücel'in acaba bu parçaya ne diyecek? Katliam 3'teki tekmil versiyonu bile övdü herif abi ya. Yani tamam, clickbait kasıyorsun, rapçi izlenmelerinden reaction tepki videosu çekip hani ekmeğine bakıyorsun ama abi şimdi bakalım bunu övecek misin acaba? Çok merak ediyorum. Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalı malum, bilmeyen varsa. Sen başımızı belaya sokacaksın. Devletli Abi olmasa da insanları ben sokacaksın. böyle gerçekten ama şey abi kötü iş duyunca sinirleniyorum ya. Ve kötü iş sırf hani tık almak için kötü iş öven insanlara da ben tahammül edemiyorum ya. Ben de kötü iş veriyorsam gömün abi. Hani mahvedin beni eleştiriyle, anladın mı? Ben buna karşı değilim. İkinci şey aç, partı aç bence. Orada Tamam. biraz daha sıkıntılı bir şeyler dinleyeceğiz. Tamam. O zaman Katliam Part 2'ye geçiyorum. Katliam 4 Part 2'ye geçiyorum. Başlıyoruz. Yani İşte devam filmi gelecek.
Dur. Ozan demin chatte şey demiş. Gece yarısından sonra Kanal D'de verilen dandik aksiyon filmlerine benziyor demiş. Yılda 4 kere falan verilen. Aynen abi. Abi bu arada ben aşırı mobil internet kullanımından dolayı şarj yetmezliği problem çıkan şeyim. O yüzden yer vereceğim. Bir süre kamerayı kapatayım. Garip hallerimi görmeyin ama konuşmaya devam edeyim, Yok, olur mu? garip hallerin yok oğlum, sorun yok. Ben başlayayım. Kalkacağım. Hareket edeceğim o yüzden. Sen Tamam. başla abi. O zaman şöyle yapalım. Sen 2 dakika gelene kadar biz de zaten yayın 1 saate koşuyor. Bir 2 dakika mola verelim. Chatle sohbet ediyoruz abi. Mola sırasında. Ben geldim. Hoş geldin. Otelde Green Box mu var kanka, duvar mı öyle seçilmiş? Green Box'a. Desen ekleyebiliyorsun Bundan benim sana İzmir'de önerdiğim otele lazım. istediğimde. Ha, böyle istediğin zaman desen. Bu saçma sonra geri dönüyor. Ay. Hakikaten saçmaymış ama güzel. Tatlı bir yer. Ama Senin beni gönderdiğin otel, yani hiçbir otel yarışamaz orayla ya. İstiyorsan anlatayım yani. anlat, anlat biraz eğlenelim. Ama benim kaldığım oda öyle değil de onu belirt lütfen. Abi o beni ilgilendirmiyor. Senin kaldığın oda beni ilgilendirmiyor. İnsanlar senin gerçek yüzünü öğrensinler. Bir yandan telefonu şarja takıyorum. Ben arkadaşımıza... Dur be, bilme. Ben arkadaşımıza İzmir'de bana bir otel öner. Uygun fiyatlı. Çok bütçem yok. Ama güzel olsun diye. Zaten benim beklentilerim çok mantıklı ve sağlıklı değildi. Kendisi de bana bir otel önerdi. Ben de burada kaldım. Kalabilirsin diye. Otel güzel. Otel güzel ama şöyle bir sıkıntısı var. İçeri girdiğimde her yer ayna doluydu. Odada. Yani bak göstererek yapacağım. Arkamda ayna var. Burada ayna var. Karşı duvarda ayna var. Yatıyorsun komple kendini görüyorsun. Kalkıyorsun komple kendini görüyorsun. Aşırı megaloman. Kanka benim Ya belki kaldığım oda farklı öyle değildi ortamlarda... ama. Abi beni ilgilendirmiyor. Benim kaldığım oda öyleydi. Farklı ortamlarda belki farklı amaçlar için kullanılabilir ama ben tek başıma gireceğim. Yatıp uyuyacağım ve dışarı çıkacağım. Bu kadar yani benim amacım. Aynı amaçla gelmeyen bazı insanlar varmış. Gece saat 2 gibi onların sesine maruz kalmak suretiyle Oğlum ben 5 gün kendimi kaldım, hiç dışarı... öyle bir şey olmadı. Ne ses duydum, ne öyle bir Aa şey abi vardı. Kedi sevdim lan ben sana otelde bütün gün. da başkaları da sevdi kedi. Daha açık açık anlatayım mı? Bence Değil. anlatmayayım. Konu Gerek yok. kaymasın. Konu kaymasın. Ekstrem olayların olduğu odalar vardı muhtemelen. Hani sıra gecesi. Sıra gelirsin. işte, şüpheli anlatıyorum, yapacak bir şeyim yok. Ben kendimi dışarı attım. Alsancağı attım yani, dedim ki ben. O zaman Katliam 4 episode 2'ye devam edelim bu kısa anımızdan Muazzam sonra. muazzam geçiş yaptım. Ama otel güzel. Tavsiye ederim. Yok, sıra gecesi deyince aklıma geldi. Otel güzel. En son 96'da temizlemişler odayı ama güzel. Bir de şunu da söyleyeyim. Çok otelde varmış bu gerçi de. Banyo ile yatak odasının arasında komple cam var. Benim kaldığım yer Fantezi öyle oteli değildi. gibi bir yere gönderme. Evet, onun kaldığı oda öyle değil ama. Bana özel tavsiye ettiler büyük ihtimalle. Neyse, bu parçaya geçelim daha fazla kitle kaybetmeden. Geç Bence böyle kazanırız kitleyi, ben sana söyleyeyim diyorsun. Ay şey, evet, ne diyorsun? Dinledik değil mi biz burayı? Evet. Bu ara verdik. Ben Diablo'nun Masaka'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum en başta. Ha, ikisi de kötü. Kötünün iyisi arasında tercih yaparsam evet katılırım. Yani bir bildiği varmış kendisini yaratırken. Tankurt vardı galiba ondan sonra. Tankurt'un kısmını belki 4-5 sene önce yapsa güzeldi ama abi, Yani yine bilmiyorum, de bana çoğundan çok iyi ya, yani yine de başladı. çoğundan iyi, evet okey, Ve ama bu arada ben sözünü hala şeyden daha bölüyorum. Bir konuda sözünü böleceğim. Sana demin dediğim aranje trikleri mesela bu şarkıda var. Fark etmişsindir. İşte Tankurt şarkıya girerken o altta ritimler kesiliyor. evet. Ondan sonra Jambayla Walker'da mesela yine aynı şekilde davulları kesip orada yayları girişte yedirdikleri için mesela daha iyi duyuluyor Yener'in kısmına kıyasla. Bir de aranjör ilk kısımda aranje yapmayı unutmuş. Abi yani seni de tanıdığın, çok şeye girmeyeyim ama sonuçta Benim Türkiye'de tanıdığım. şeyleri dur söyleyeceğim. Türkiye'de hani verse eklemeyi unutup Spotify'a albüm verilmişliği var yani yakın zamanda, o yüzden şaşırmam yani aranjeyi unuttularsa. Öyle hissettirdi bana yani. Yani ikideki Hemen aranje numaraları birde niye yok yani? adı geçmişken tepkiden bahsedelim. Yani Ama aradaki geçen hafta keşif dinlediğimiz olaylara. parçasının yanında parçada yine kötü değil ama geçen hafta dinlediğimiz parçadaki verse'lerinin çok uzağında bir verse yine yani bence.
Abi ben ayrı bir şarkı olarak yapsaydım bunu dinlerdim muhtemelen Ya ya. evet, olabilir. Cash Flow, o da her zamanki iki rakamla aynı yorum yapacağım. Her zamanki Cash Flow, yani zaten çok büyük bir beklentim yoktu. Kendi çizgisinde yapmış. Ya benim zaten çok favori Türk MC'ler listemde olan birisi değil. Hani severim Çağdaş abi, ayrı mevzu, ama yani uzun süre Cash Flow dinleyebilen birisi değilim mesela zaten yani. Abi Cashflow'un ya çok fazla içeriye girmek ister misin bilmiyorum ama şarkının sonunda yani daha doğrusu verse'ün sonunda bahsettiği kısımla ilgili bir düşüncem var mı? İstiyorsan Girelim. girmeyelim çok oraya. Girelim. Sözü tam hatırlamıyorum da. Abi Bir yer vardır yani bir aşağıda. açmak istiyorsan yani de. Yani evet, Türkiye'de pedofiliye, tecavüze, idam geleceğine inansam evet idam belki isterdim, ama ya Türkiye'de idam geldiği anda abi asılacak kişilerin tamamen düşünce suçları olacağını hepimiz hemfikirizdir herhalde zaten yani. Evet işte yani bu kadar fazla Hele ki şu ortamda dinlenen yargıya hiç evet güvenimiz yokken yani. bu kadar fazla dinleneceği kesin olan bir şarkıda da Ya onun böyle fikri ama yani işte bir her fikre de abi saygı yani duyamıyorum yani. saygı duyuyorum da Yok ben her fikre saygı duyamıyorum abi. Bu çünkü bariz ortada olan bir şey. Ben şu anki yargıya güvenip de bu kadar geri dönüşümü olmayan bir cezalandırma yönteminin gelmesini desteklemeyeceğim tabii ki. Ama dediği gibi Twitter show bu ya. aralar yani. Twitter'da birkaç alkış alayım diye. Çünkü hani bunu söyleyeceğim. Hani dediğim davalık olmaktan ziyade daha farklı bir yerle sıkıntı yaşayabiliriz ama abi bu kadar milliyetçiyiz, şeyiz. Abi Çağdaş Baybaşı'nın ne fotoğraf paylaşıyorsunuz? Onu ne yapacağız? Yani burada Ya bunu sormak zorundayım yani. bu arada bir parantez açacağım senin söylediğine. Günümüz yargısına güvenmeyle ilgili bir problem değil sadece bu. Uzun vadede yarın öbür gün ne olacağını da bilmiyorsun. Yani. Çok daha kötü bir yargı sistemine sahip olabilirsin. Bir ya da birkaç kişinin eline geçebilir bütün sistem. Sadece Geçmişliği var günlük zaten Türkiye'de. işte tamam yani sadece günlük karar verilecek bir şey de değil bu. Ayrıca Fedon reis. abi zaten bu tartışma ara ara böyle alevleniyor. Hani o dönemde çıksaydı hani okey işte gaza geldi oradan bir şeyler söyledi falan diyecektim Ya ama dediğim gibi Twitter şovu bence biraz çok oralar. çok Ve evet dediğim çok gibi destekleyebileceğim bir şey değil milliyetçi yani. Türk rapçilerin Çağdaş Baybaşı'nın fotoğraf paylaşma sevdasına Instagram'da şahit olduğum için bana samimi gelmiyor abi. Daha tepkiden bahsettik sonra tekmil var. Tekmilde bayağı gülmüşsün istersen. Abi tekmilde nasıl gülmeyeyim? Parçanın en kötüsü. Yani Joe Young'a kötü demiştim. Joe Young tekmilden iyi. O kadar kötü yani. Hani Tekmil çok abi kötü abi. tekmil Herhangi iyi bir şey söyleyemeyeceğim yani. katliamla yine başım dert ederken gerçekten haklıymış adam ya. Yani. Ve ben ilkinde bu kadar kötü bir verse yazsaydım ikinciye muhtemelen girmezdim. Ya da girersem de çok iyi bir şey yapardım. Abi yani yeteneği sınırlı adam bence yani. İstese de çok iyi bir şey yapamayacak. Bir de yani koca şarkıda tek sansürlü verse'ün bu olması çok Abi ciddi bir şey hani soracağım tabii. Chat'ten geldi sen devam et. Tekmil Dadaist rap yapıyor olabilir mi diye ciddi bir sorumuz var. Ya ben Tekmil'in Dadaizm'in anlamını bildiğini zannetmiyorum abi. kim yapıyordu onu ya? Emre Baransel yaptı bir ara galiba değil mi? Yani o da döneminde güzeldi Dadaizm ya. Yani 21. yüzyılda bence yemiyor. Yani Dadaizm döneminde yiyeceksin. Devam Can edelim mi? Başka biri var mı? Baywalker Döneminde var. güzeldi ne abi? Abi yani şu an öyle bir ortam yok ki. Yani hani onu da şamtan yiyeceksin abi de yerinde yiyeceksin de dayısını. Ay. Can Baywalker, Can Bay yine fena değil. Walker yine her zamanki gibi pek beğenmedim. Gelişimi açık bence. Potansiyel bazında bunu söylemiyorum. Hani çalışması lazım abi Walker'ın. Hani Ben hangisinin Can Bay hangisinin Walker olduğunu Cash Flow'a bilmiyorum. benzeyen Walker abi. 2005 Cash Flow benzeyen Walker. Gazapizm'e benzeyen de Can Bay. Dinlediğin zaman. Teşekkür ederim aydınlattığın için. Yani ne diyebilirim ki? Kötü parça. Şimdiden 2 milyona ulaşmış. 169 bin beğeni, 6 bin İlk küsür parti kaç? beğenmeme var. 3 milyona yaklaşmış. 223 bin beğeni, 12 Niye bin... dislike attın oğlum video? Ben öyle şeyler yapabiliyorum. O kadar Norm Ender dinledik. Atmadın. Normla alakalı bir konuya bugün yine geleceğiz. Hatta 2 parça sonra geleceğiz. Güzel laflar hazırladım. Haydi bakalım. İki parça Norm, sonra. Al norma dayıları. değil. Orada mı? Norma değil. Tankurt Manas hepsini vur. Sıradaki parçamız. Başlıyorum. Başla. Huf. Yoruldum. Ben sana bu hafta Türk pop dinleyeceğiz demiştim, değil mi? Evet. Ben bu şarkıyı dinlemedim. Bu şarkının çıktığını da bilmiyordum. Abi yani şey Masakay'ın parçasındaki katliamdaki Tankurt verse'ü bu parçanın komple bütün her yerinden daha iyi. Parçaya herhangi bir iyi yorumum yok. Hani grafikçiyi boşuna yormuşlar.
Ve bu sound'a demin bir arkadaşımız değindi, Serkan Üstün değindi. Şu beatlere gazapizmden başka kimse okumasın lütfen ya diye. Evet abi, bu sound'un en iyi uygulandığı Türkçe albüm. Hani Gazapizm'in Hize albümü. Yine bana çok hitap eden bir sound değil ama en azından güzel bir uygulamaydı. Ya bu parça bayağı Şahinleri hedef alıyor abi ya. Kartal Şahin, Doğan ve Bu Selex. şey klip konusunda bir şey söyleyeceğim. Kötü. Bu da muhtemelen aynı sebepten. Dışarıda klip çekemedikleri için ya da setler falan başladı benim bildiğim kadarıyla. Birkaç tane arkadaşımdan biliyorum. Pop olarak da Çekimler kötü bu başladı arada. mesela diziler için ama muhtemelen onunla alakalı. Yani o kadar dışarı çıkıp klip çekemediklerini düşünüyorum. O yüzden çok fazla şeye döndü. Belki bunun onunla alakası yoktur ya. Sonuçta Tankurt'un olduğu sahneler de var. Niye öyle bir tercihte bulmuşlar bilmiyorum da. Abi gerçekten Bu bu animasyon videolarda eskiden çok iyi animasyon videolar çıkıyordu mesela. Bu Mart'tan bu yana çıkan hiçbir animasyon videoyu ben beğenmedim. Bu sadece Tankurt özelinde değil yani. bugün dinlediğimiz en kötü parça bana göre şu ana Nedenini... kadar bu. Yok be. Katliamdan kötü bu abi. Üzgünüm. Abi Yani tek Yiğit bir Öldür verse'ü hakkını vardı var ya. yani. Tek mil verse'ü vardı ya. Yani bu hafta henüz böyle istediğim ayarda bir iş bulamadım. İleride belki bakacağız. Bir sonraki parçaya geçiyorum abi. Çünkü bunun üzerine ne konuşayım? Gerçekten çok kötü bir parça ya. Hani bugün dinlediğim en kötü parça benim. Yeni yayınlanmış zaten. 6 saat önce Hı. yayınlanmış. Ati Mangıt. 242 kime sorsan sıradaki parçamız. Senin konuşacağım dediğin şarkı bu mu bir Evet, sonraki mi? bu. Burada Hadi bakalım. parça bittikten sonra size Astral'e ait 3 farklı daha parça göstereceğim. Beat Astral'in ne kadar Astral'in tartışacağız daha doğrusu. Başlatıyorum Bakalım. abi. Ati 242 kime sorsan. Parçaya geçmeden önce bir şey göstereceğim dediğim gibi. Çok kısa. Travis Scott Antidote'un girişi. Dinleyenler, chat'tekiler ve Mali yakaladınız mı olayı? Bu parçaya tekrar geleceğim. Yok abi, sample değil, sorun orada. Bu Patron Latina. Çok kısa, tamamını dinlemeyeceğiz. Biraz şuna girişine bakalım. Yeterli. Bu da Rusça bir parça. Kali'nin. Grupa Skriptonit ve Maklo'nun parçası. Hatta ben bu parçayı Ukrayna'da denk gelmiştim. Hani melodiyi tanıyordum. Patron'un yaz albümünü dinledim ve nereden tanıyorum diyordum. Bugün Bol Sözlük'te biri yazmış, sonunda parçayı da bulmuş oldum. Prost, Özellikle ilerlettim çünkü şey sample değil abi. Dinlettiğim bütün parçalar rap parçaları. seret. Bir parça daha var. Bir çaresi yok yine yaz albümünden. 6ix9ine TikTok. Yani beatten bağımsız olarak Ati'yi değerlendireceğim, ayrı mevzu, ama ben şunu söylemek istiyorum abi. İşte Norm hakkında bir konuya geleceğim dediğim buydu. Abi mekanın sahibi loop çıktı diye bütün millet gömdü. Bunları niye gömmüyoruz abi? Hani bir de 6ix9ine'dan, Travis Scott'tan falan bayağı Amerikan mainstream'inden isimler artık ve şey değil. Bunlar loop pack'ler değil abi. Ve ben başka bir rapçinin, başka bir beatmaker'ın yaptığı beat'ten sample almayı okey görmüyorum. Yani bugün ben çıkıp Still Dre'nin başına alıp da altına yeni ritim yazsam o beat'i ben mi yapmış oluyorum abi? Yoksa yine Ben Dr. Dre'den mi araklamış oluyorum? ikinci örneğe şok oldum ben. Bu parçaların hepsi rap parçaları abi. Ve bu dediğim gibi bu soundlar loop pack değil. Loop pack ise de abi, loop kullanmanın mantığına looplardan kendine abi, o loop'u sample'layıp yeni melodiler yaratabilirsin. Loop'u birebir kullanmak abi, diyorsun ya bana beat yapmayı öğret diye. Bu şekilde sen de beat yapabilirsin kanka, zor bir şey değil. Ve internette Tamam. Türkiye'nin en Bu iyi şekilde yapmak istesem yaparım zaten. evet, internette Türkiye'nin en iyi prodüktörleri vesaire diye geçen insanların birçoğunda ben bunu görüyorum abi. Bu çok rahatsız edici bir durum bence. Hani Eminem'den alsaydın o kadar güzelmiş. yani o Dre örneğini ondan verdim abi. Still Dre'nin başını alıp da benim beatim diyebilir miyim ya? Bariz bir şekilde loop kullanmak mini şakallık. Norm yapınca herkes gömdü abi, dalga geçildi. Astral'i niye görmezden geliyoruz abi? Ya da bunu yapan her kimse. Ben mi yapıyorsam beni de görmezden gelmesin kimse. Abi bunu niye görmezden geliyoruz? Benim bununla sıkıntım var Türkçe rap camiasında. Hani dışlanan dışlanıyor ama benimsediğimizi de işte koruyup kolladığımızı da abi yanlışlarıyla koruyup kolluyoruz. Bu bence sıkıntı. Yani. Senin alanın olduğu için benim bir şey söyleme şeyim yok zaten yani. Parça İşin bazına uzmanısın ya, aslında. beat hakkında iyi bir yorum bu yüzden yapamayacağım abi. Yani Şöyle bir şey söyleyeyim. Ati'ye geçireceğiz Ben de ama. ufak
tam yine bir geçen haftaki programa benzer bir problem yaşamaya başladım. Gecikme Video mi yani? ses senkronizasyonu konusunda evet. O yüzden ilk gösterdiğin örneği yani bu beat'in örneğini çok net olarak yakalayamadım. Oradaki gecikmeden dolayı. O yüzden ben de o noktada bir şey söyleyemiyorum. Anlık bir sıkıntı yaşıyor Ama olabiliriz bu abi. ikinci örnek. Ya bu hafta biraz benden kaynaklı. Yani mobil bağlantı falan bir tık sıkıntılı. Bu hafta biraz bana kaynaklı. Abi işte bak Ama yine chatten bir geçen şey haftaki kadar geldi. kötü değilim sana yani. Chatten bir şey geldi, ona bir değineceğim. Normal sıkıntısı normal olması, patlama yapmasıyla alakasız gibi diyor bir arkadaş. Abi sorun şurada. Şimdi patron patlama yapmış bir isim değil mi? Normalden aşağı kalır bir yanı yok mainstream olarak patronun. Dinlettiğim iki örnek patronun albümünde abi. Ya bu bence adam kayırmak. Ki bak Ege arkadaşım, ben de Ege ile çalıştım. Sağ yanına hatta çıkacak iki işimiz daha var. İleride tekrar olabilir alınmazlarsa şu anki yayına. Yani ben şundayım abi. Biri bir hata yapıyorsa arkadaşımız diye kollamayalım. Bu gösterdiğim bir şey ayıp bir şey abi. Prodüktör etiğine uymayan bir şey bu. Yani. Asra'ya cevap hakkı doğdu. Yorumumuz Asra'lı olur. Şimdi ben de şeyi açtım, telefondan açtım da yorumlara bakayım diye. Yani ben sen onu başlarken Ati'ye geleyim. Ben şeyi de merak ediyorum, onu sorabilirim sana. Sonuçta sektörün içinde ve çok fazla isimle çalışmış birisin. Mesela prodüktör ayağında gerçekleşen bu tarz problemlerden hani MC'lerin ne kadar haberi var ya da ne kadar önemsiyorlar? Onu merak ediyorum. Ne kadar haberi var? MC'nin abi vizyonunun dünyasının genişliğiyle alakalı. Yani şöyle, çevresinde örnek aldığı 3-5 isim haricinde kim neler yapıyor diye bakmayan biri haberdar olmayabilir, ama Travis Scott Antidote'u da biliyorsundur ya. Yok, ben bu örnek üzerinde Ya da sormadım. Genel 6ix9ine olarak sordum biliyorsundur yani. Hani bu örnek için konuşuyorum. zaten. Aynen. Yani ama mesela Rusya'yı bilmiyor olabilirsin abi. Buna eyvallah. O biraz dediğim gibi diğer ülke müziklerini dinlemekle alakalı bir şey, onu keşfedebilmek. Ya Rusya'yı da ne bilmiyorsun ama kadar Travis Scott, Antidote ve 6ix9ine'ı da bilirsin yani. önemsiyor, öyle İşte sorabilirim belki. önemsememesi de bence bir iş Gerçekten ahlakı merak ettim. sıkıntısı abi bence. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. İşte önemsememesi bence bir iş ahlakı. Bu müzikten bağımsız olarak hani böyle bir şeyi kendi sektörüne Zaten öyle indirgeyerek canım. baktığın zaman bu bir yani iş ahlakıyla alakalı bir sıkıntı abi. Zaten öyle yani en şey çok önemli olmayan bir şey yaparken bile özenip uğraşıyoruz. Hani iyi Yani. olsun, mükemmel olmasa bile mükemmele yakın olsun falan diye. Hani Ki bak kendine olan şeyi saygından dolayı hatırlıyorum. zaten uğraşıyoruz. Onda bir Şey sıkıntı yok da ben çok sadece merak ettiğim için sordum. şeyi hatırlıyorum. Ati Zenci ile benzer bir sıkıntı yaşamıştı. Beat'in loop çıkması diye. Abi Zenci ile araları bu yüzden bozulmuştu. Asrar'la da bozulmasını beklerim abi, haberi yoksa şu an. Yok haberi varsa yine arkadaş kayırmak oluyor. Neyse Ati'nin verse'lere geçelim abi. Ben de bir yandan okuyorum da ne yazmış insanlar diye. Ben Ati'nin verse'ünü yorumlayayım abi. Verse'lerin Yorumlar daha abi sen. doğrusu. Abi yani dediği gibi arkadaşların chat'te de Ati potansiyelli bir MC, ama yani ben onda da fazla Casey Rebel ve Gringo etkisini hala çok hissediyorum. Hani bunu biraz aşarsa O daha iyi zaten olur diye bariz ya. düşünüyorum. Çok bariz. Onu biraz daha aşması lazım diye düşünüyorum. Bir abi tavsiyesi olarak da alırsa umarım. Dediğim gibi bugünün kötü parçalarından diyemem buna, ama bu beat mevzusu benim çok canımı sıktığı için bayağı bir puan kırarım buradan yani. Sendeyiz. Ya vokal konusunda da Ati zaten genel olarak benim için bir tık yorucu bir vokal. Evet. Çoğu şarkısında. Buradaki verse'leri sevdim de onun dışında girişteki bölüm işte nakarat diye tanımlayabilir miyiz oradaki bölümleri çok takip edemedim açıkçası. Hani yoruldum dinlerken çünkü. Tekrar Ben de. ediyor mu yoksa geçiş şeklinde mi onlar ona dikkat edemedim. Hani o verse'lerin dışındaki bölümler aşırı yordu beni ama Beni de. onun dışında aslında şey hani şarkıyı da unuttum zaten üzerinden bayağı vakit geçti dinledik de. Beat konusuna girince. Evet, o başındaki kısımla ortalardaki kısımlar dışında işte bence fena şarkı değil ama ben mesela bunu muhtemelen açıp dinlemedim hiç kez yani. Yani. Ama patronum olan şarkıları daha bir kendilerini dinletiyordu da ben Atin sırf solo Ati haliyle biraz yoruyor beni ya. Beni de. Ama ben Casey Rebel ve Gringo'dan da uzun süre dinleyip orijinallerinden de yoruluyorum açıkçası. Ya Casey Rebel'in mesela şey Lear'ı severim. onunla da mesela hani feat girdiği şarkılarda dinleyebiliyorum ben. Onda da öyle bir sıkıntı var. Hani solo şarkı. Bilmiyorum, belki benim zevk
şeyinle alakalı. Biraz zevk meselesi bu iş. Bu kısım zevklerle alakalı biraz, evet. Evet canım, zaten çok çok seven var çünkü. Aynen. İkisinde. Sıradaki parçaya geçiyorum o zaman abi. Çünkü daha ekleyebileceğim bir şey yok dediğim gibi. Evet, evet. Alba TYG featuring Forza Cerveruras Fuego 88. Baykan abi şu soru kalıbından rahatsızım ama soracağım. Keith Ape hakkında ne düşünüyorsun? Parçaya geçmeden buna bir cevap vereyim. Abi başarılı buluyorum. Yani çok çok fanı değilim ama başarılı buluyorum. Ben modüler synth öğrenin, Create League'in öğrenin farklı taraflara gidince bana demediklerini bırakmadılar. Yani Türkiye böyle Ozan'cım, üzgünüm. Abi hemen üstündeki o iş etiği probleminin yaratıcı bütün olan olması yorumuna da katılıyorum. Mesela benim nasıl özetleyeyim bilmiyorum da şey, normalde çalıştığım zaman kullanıcı deneyimiyle alakalı ama işte web geliştirmeye falan da mecburen freelance olunca girmek zorunda kalıyorum. Orada o yüzden yazılımcılarla, işte tasarımcılarla herkesle bir şekilde muhatapsın ve aklına gelebilecek büyük bankalardan sigorta şirketlerine kadar, büyük holdinglere kadar bütün firmaların içinde bu iş etiği problemi var. Yaratıcı birimlerden bahsediyorum. Türkiye'nin genel problemi bu, evet. Ama Türkiye'nin genel problemi, o yoruma da katılıyorum yani. Yaratıcı işlerde gerçekten tasarım olsun, müzik olsun, her yerde var o problem. Ama bence sadece yaratıcı işler değil, diğer alanlarda da var bu durumda. Yani. O zaman başlıyorum. Tekrar. Alba featuring Forza, Cerveruras Fuego 88 TYG. Evet. Ne diyorsun? Abi, bende gecikme problemi olduğu için birkaç saniye beklerseniz sevinirim. Tamamdır. Tamam, şu anda bitti bende de. Videolarda ufak bir problem var, senin sesinle ilgili değil de. Anladım. Geçen sefer de buraya kadar geldiğimizde başlamıştı. Muhtemelen uzun süreli bağlantıda öyle bir sorun oluyor. Abi ben normalde şimdi baktım, kontrol ettim Alba şey mi diye, hatırladığım Alba mı diye. Hatırladığım Alba, hatta ben Madalyon şarkısını bayağı açıp açıp dinliyorum yani, hoşuma gidiyor. İstersen bakabiliriz hani çok hızlıca. Vokal olarak da hoşuma gidiyor. Aha, aynen. Diğer isim şeyi, hani Server'in dışındaki diğer isimleri dinlemedim açıkçası daha önce, ya da hatırlamıyorum dinlediysem de. O yüzden kim oraları da çok net takip edemedim yani, isim isim yorum yapamayacağım ama belki şeyi söyleyebilirim Server'in verse'üyle ilgili. Bu Red konusunda şeyi konuştuk yani, Keşan konusunda konuştuk daha doğrusu. Yeni vokali eskisinden çok daha iyi yani, en azından kendini dinletebiliyor falan diye. Şimdi yanlış anlaşılacak bir şey de söylemeyeyim de. Ben de Server'in eski halini daha çok beğeniyorum, evet. İşte orada da ayrıştığımız noktalardan bir tanesi, ben yeni halini daha çok beğeniyorum. Enteresan geldi, ben bunu söyleyeceksin sanmıştım. Yok. Yok. Yani şöyle, ilk dinlediğimde çok itici gelmişti. Ama yine 52 Hz değil mi albüm? Evet. Yine kötü değil bu arada, 52 Hz evet. Evet, o albümden sonra iyice ısınmaya başladım. Mesela burada da yine benzer vokal var, iyice ısındım falan. Bu hali bilmiyorum, belki de uzun süreli dinlemekten dolayı alışkanlık haline geldi. Ama geçen şeye denk geldim, eski kliplerinden bir tanesine denk geldim. YouTube'da gezerken. Yeni tarzı çok daha hoş, iyi ya, bu şarkıda da iyi yani. Saygı duyuyorum, Server'i bu şarkıda zaten beğendim. Ya ben genel olarak Server'in bu yeni vokal tarzını beğeniyorum. Anladım. Bu arada şey, yayının böyle ben olacağını bilseydim pop dinler alıştırma yapardım bir yayın. Yani en başta söyledim abi, bugün bayağı pop dinleyeceğiz. Evet abi, bu hafta. Daha Sagopa Kajmer, Faruk Sabancı var. O iki parça sonra oraya bir gelelim. Abi nakarat evet ya, yakalıyor ama bu Türkçedense İngilizce olması şey, gereken bir parça bence. Üçüncü arkadaş çok yordu. Üçüncü arkadaş beni çok yordu bu parçada açıkçası. Beat'i beğendim. Nakarat tatlı. Server iyi ama özellikle üçüncü arkadaş çok yordu ama. Faruk Sabancı orijinal Sabancılardan bu arada, evet. O zaman bir sonraki parçaya geçiyorum, ekleyeceğim bir şey varsa. Abi yok, sadece Alba'nın Madalyon şarkısını bunu bir ara tek olarak dinleyelim. Aklımda sıradaki parçamız Heja Hayrola featuring Maestro. Heja ve Maestro'nun Hayrola parçası. Burada kesin fikir ayrılığına düşeceğiz seninle. Eminim yani, adım gibi. Yani ilk kez dinleyeceğim ama ben dinledim de o yüzden. Heja'dan ön yargım büyük Heja'nın vokaline karşı, bakalım kırabilecek mi? İşte bakalım, hadi bakalım. Sen de bittiği zaman söyle kanka. Birkaç saniye tamam. Gecikmemiz var. Bitti mi? Tamam. Yok, bir ufak şu anda bitti, tamam. Tamam. Hadi kavga edelim, tartışalım.
Bu arada Kesti çünkü fikir ayrılığı. gecikmemiz tolere edilebilirmiş o zaman 2-3 saniye. Benim kapatmamla sen de bitmesi. Evet, çok çok fazla değil şu anda, evet. Ha, Ya o da sevindim. muhtemelen benim mobil internet Olabilir. kaynaklı sıkıntı. Çünkü geçen yayında yaklaşık 45 saniyeye yakın bir gecikme vardı. Mahvetmiş bizi o, yani yayın tekrarını Geçen saniye çok kötüydü. Geçen saniye ne ya? izledim. Geçen hafta baya kötüydü yani. Şöyle Ben yorumlarda çok bunun zorlandım gideri vardı yalnız. denmiş. Katılmakla beraber mesela nakarattaki döngel kısmındaki o yanlış tonlama beni çok rahatsız etti. Ve Heja'nın rap vokal kısmı beni çok yoruyor. Tekmil'den bir tık yukarıda görüyorum Heja'yı rap vokal olarak ben. Maestro'nun kısım ve beat ise bayağı iyi. Beğendim. Enteresan. Ben ikisini de beğenmeyeceğini düşünmüştüm çünkü. Yo, Maestro'nun kısım ve beat güzel. Maestro'nun flow örgüsünü bayağı beğendim. Ha, demin chat'te de dendiği gibi hani tam olarak ne anlattığını anlamadığım isimlerden birisi daha Maestro açıkçası. Ama şey, kalemi Evet. öyle, dili öyle, yani yapacak bir şey yok. Ama flow örgüsünü ve buradaki stilini beğendim Maestro'nun abi. Ama Heja için aynı Ya şeyleri söyleyemeyeceğim. normalde Heja'da, Maestro'da benim çok böyle açıp dinleyebildiğim isimler değil. Bir Semteş'ini birkaç dinlemeden sonra alışıp dinleyebilmiştim. O da yine Ati gibi böyle beni yoran, ne oldu be? Chat'te abi şahsen beni Tekmil'le kıyaslasaydın kendimi asardım yazmışlar da ona güldüm. Abi bence çok abartılı bir yorum oldu ya, çok sert oldu yani. Bilmiyorum, Abi Heja'nın vokali de, abi bak ikisinin de vokali beni Ati gibi yoruyor normalde. Bu arada şey olarak Maestro'yu Atiye tercih ederim nasıl bu diyeyim? arada ya. Tamam, eyvallah, onda okey. Ama yoruyor sadece beni. O yüzden birkaç dinleme sonrasında alışabiliyorum. Bugün iyi Semteş'in de parçalarından öyle oldu. diyebilirim bunu ama ben açıkçası. Heja'ya rağmen bugün Tamam iyi bu. parçalarından derim yani. Tamam, onu okey ama hani Tekmil'le de kıyaslamazsın gerçekten yani ya. Tekmil'den bir O tık iyi kadar dedim değil abi ya. yani. Tekmil'le aynı değer Tamam demedim abi, yani. Bu bir kıyasladın ama işte kıyaslamazsın diyorum ben de. övgü. Bunu övgü sayabilirsin Hani bence ya. iyi ya da kötü diye kıyaslamazsın yani. Ben cidden bu arada heyecanım. Bu şarkı bu arada Emre Yücelen'den tam puan alır yani. Emre Yücelen'den herhangi bir şey tam puan alıyor abi zaten. Hani kendisi belki gerçekten iyi bir şan hocası, iyi bir müzisyen ama YouTube'u tamamen clickbait ve işte başka müzisyenlerin fan kitlesinden de takipçi kazanayım üzerine kurulu olduğu için abi ben onun YouTube'da övdüğü bir şeyi ciddiye almıyorum açıkçası. Dürüst Abi yok, o Hece'ye aşık benim anladığım kadarıyla, o ol. yüzden. Çünkü adam özellikle katliam 3'te Tekmil övmüş insan abi. Bildiğin 20 dakika boyunca canlı yayında katliam 3'teki bütün verse'leri övdü abi adam. Katliamücü şeyde şeyin şarkıda, tribin şarkısı adı neydi unuttum ya. Sıfır sıkıntı galiba değil mi? Olabilir. Onda mesela ben şey dedim herhalde, bu adam aşık yani. Emre Yücelen bu adama aşık muhtemelen. Bayağı övdü çünkü yani, ama ben o zaman Ece'nin vokalini çok sevmiyordum mesela, ama bu şarkıda şey de olabilir belki. Maestro'nun sesi ile Ece'nin sesini yan yana koyunca aşırı farklı uçlarda. Belki hani o aradaki kontrast farkı Olabilir. bende etkili olmuş olabilir. Bilmiyorum. Şarkı gerçekten benim hoşuma gitti. Ben birkaç kez açıp Yok dinledim kabul. hatta. Önceden Bugünün iyi dinlemiştim. parçalarından biri her şeye rağmen kabul. Çünkü bugün bayağı kötü şeyler dinledik abi. Evet. Bu Sıradaki bugünün de pop olmayan arabesk olan şarkısı. Faruk Sabancı ve Sagopa Kajmer bu Bir sen önce. Bir değilsin. önce. Yok sıradaki parçayı söylüyorum. Hani pop deyince aklıma geldi. Ben başlamadan Ya ama söyleyeyim. zaten şöyle bir şey Sagopa söyleyeceğim. Kajmer. Bir şey söyleyeceğim kanka bölüyorum ama bu parçanın Faruk Söyle Sabancı'nın abi. parçası olduğunu göz önüne alırsak bunun pop veya house bazlı olması normal adam. Çünkü yani Sabancı ailesinin holding işlerine karışmayıp kendini sanata adamış bir ferdi diyebilirim. Onun çalışması olduğu için hani janrının farklı olması normal aslına bakarsak. Burada Sagopa Kajmer düet konumunda baktığımız zaman aslında. Ya orası okey. Zaten Sagopa'nın bu tarz yaptığı üçüncü şarkı falan bu galiba. Ben bu şarkı ile ilgili değil, bir öncekiyle ilgili söyledim. Anladım. Hani bugünün pop olmayan, arabesk olan, yine Evet. hala daha böyle tam Ya bu kanka daha %100 rap dinlemedik de bugün. zaten piyasada şu an bir şey çıkıyorsa ya kötü Summer Jam, etnik Summer Jam'ler çıkıyor. Hani Afro Trap kafaları ya aşırı pop'a yakın işler çıkıyor ya da bu tip işler çıkıyor. Artık zaten bildiğimiz manada bu hani boomer'lık yapmayacağım. Hani illa boom bap olsun demiyorum ama bildiğimiz manada bir Amerika'ya muadil düzgün mainstream rap dinleyemiyoruz artık zaten. Ha, underground da öldü zaten. Underground rap de dinleyemiyoruz. Hani conscious rap Yo, Türkiye'de yok artık. Underground ölmedi canım. Dinleniyor bayağı. Kontkarlar falan.
Kaçırdın mı onu? Yakaladın mı yoksa? Gördüm onu, gördüm. Değiniriz. Kontkar'ın şarkısını ettikten sonra değiniriz. O zaman Değiniriz orada. Bu sınıf... arada benim yapacağım yorum Sagopa Kajmer şarkıyla yapmış. O yüzden ben bu şarkı... Bu sen değilsin peki. O zaman başlatıyorum ben abi. Kötü değil. Sagopa'nın vokalini beğendim. Faruk Sabancı ise abi biraz daha kendisini geliştirmesini önerebilirim. Klip güzel, o da biraz Sabancı bütçesi malum. Açıkçası. Ya çünkü Yani altyapı, hani bu benim kendi janram, alanım değil belki ama altyapı hani dinlerken biraz sıkıyor abi. Biraz daha farklılaştıracak dokunuşlar, daha farklı bir aranjeyi bu parçada da arardım açıkçası yani. Ama Sagopa'nın vokali kötü değil. Hani bunu ya açıkçası bir rap Sagopa'nın parçası olarak değerlendirmiyorum zaten. zaten öyle bir derdim yoktu benim de. Ben bu şarkıyı dinlediğim için çok bir şey kaçırmadım bu arada. Muhtemelen. Bu şey daha önceden dinlediğim için yani. Sagopa'nın iki tane daha bu tarz şarkısı var ya. Birol Şimdi Giray'la, adamın Big adını ile, hatırlamaya aynen. çalışıyorum. Aynen BG bilgiyle. ile, pardon. BG'dir muhtemelen. Aynen dediğin gibi. Mesela o iki şarkıdan bir tanesini olanlar oldu muydu adı? Şu an tam emin değilim. Yanlış bir şey söylüyor olabilirim. İsimlerini O şarkıyı hatırlamıyorum açıkçası. mesela ben evet, abi denk geldiğinde dinliyorum. Hani açıkta özellikle o şarkıyı dinlemiyorum ama denk geldiğinde Oldu kapamıyorum yani. olanlarmış, aynen. Oldu olanlar. YouTube'da şeye girdiğinde hani bazen açıyoruz ya arkadan kendisi çalıyor liste halinde. Hani orada denk geldiğinde geçmiyorum ama bu şarkıyı muhtemelen geçerim denk gelirsem. O da muhtemelen Faruk Yani Sabancı etkisi. o, Hani ya, henüz bence yolu var bir prodüktör olarak. iki seçenek var zaten. Ya prodüktör olarak kendi geliştirebilir ya da bir tane fabrikanın başına geçip Şu an bir yorum geldi, onu da okuyayım. Bugünkü dinlediğim şarkılarla ilgili ayıp olacak ama Türkçe rap'in babaları şu anki Türkçe rap'in anasını sikmiş diye bir yorum var. Yani maalesef katılıyorum büyük oranda abi. Yani daha düzgün endüstriyelleşebilirdik camia olarak bence. daha düzgün endüstriyelleşmeyeceği yıllardır belli ya. Yani Ama işte kaç bunun kişi mimarı kim kanka? denediği Bunun mimarları kim yani? O yüzden diyorum. Bu parçalardan bağımsız olarak, kaç müzikaliteden bağımsız olarak bunu söylüyorum yani. tam da kaç kişi denedi, kaç kişi uğraştı. Yok yani bu şekilde patlayacaktı. Başka bir ihtimal yok. Patladı yani. Sıkıntı yok bence. Belli bir süre sonra rayına oturacak hepsi ya. Ben o konuda iyimserim yani. Geçen bir arkadaşla da tartıştık bunu da. Çok ortak noktada buluşamadık. Hala daha bugün hani işte Defkan'dır, Sayan'dır, Stabil'dir falan bu tarz adamların yeni gelen kitle tarafından da sevilip dinleniyor olması ya da şey en azından o kitlenin bir kısmının Fuat'ın Teşekkürler, sözlerini hoş ezbere biliyor geldiniz. olması. Ben chat'e cevap Merhaba. verdim kanka. Sen Aynen Kerem, aynen. sen de. Ben Sen de bölünme. göz ucuyla bakıyorum bir yandan da. Hani hala da yeni gelen kitlenin bir kısmının Fuat'ın sözlerini ta işte ilk albümler zamandaki sözlerini ezbere biliyor olması falan. Bilmiyorum bana umut veriyor ya. Ben çok Ya evet de karamsar değilim o zaten konuda. o üçlü bazında hani Fuat abi gençlere en çok destek olan kişidir. Hani bizler çalıştığım için, hani abi kardeş ilişkim içerisinde olduğum için söylemiyorum. Eskiden beri öyle. Elini en fazla taşın altında onun koyduğunu söyleyebilirim dürüstçe abi. Cezan da yaptığı olumlu şeyler var ama hani Sagopa şu an, Sagopa Kajmer şu an hani kendini dışlamışken şu an tekrar bir işte piyasayı kucaklıyorum falan modlarına girmesini biraz Fuat abinin epidemik röportajında söylediği hani bayrak suyuna girme olarak görüyorum açıkçası biraz. Bir parçada sadece tutardım Sagopa'nın tarafını dediği için patronla düet yapmak yerine patronu hala engellemişti Sagopa 5 sene önce olsa. Benim derdim şey değil, Fuat Ceza Sagopa karşılaştırması yapmak değil bu arada. Öyle bir Sadece karşılaştırma yapmıyorum. Hani tamam ben hani bu en endüstriyelleşmenin hatalı olmasının sorumluları olarak malum en öndekileri de göstermek durumundayım abi. abi ben endüstriyelleşmenin probleminin bu üçlü olduğunu düşünmüyorum. Hatta en az etkisi olan üçlü bu üçlü olabilir ya şu anda. Saygı duyuyorum kanka. O senin fikrin. Yani Benimki de böyle. şeyden dolayı diyorum. Zaten bu üçünün arasından iki ismin patlayan isimlerle düet yapma yarışına girmesi. Ya bilmiyorum endüstriyelleşmenin sorun kaynağı bu Yok. isimler değil sanki. Bu sadece onlarla düet yapma yarışına girmelerini kastetmiyorum ben. Geçmişten bugüne en çok özet geçerek bu cümleyi söylüyorum. Başka bir, hatta Hip Hop 101'de bunu konuşabiliriz. Sen de gelirsin istersen. Hani yani Tamam fark etmez Türkiye'de yani çok gelirim. hatalı bir endüstriyelleşme var ve bunun ister istemez temellerini attılar ikisi. Belki bilerek, ki sanmıyorum bilerek olduğunu, yapılan hatalarla bugünlere geldik aslında yani. Tamam temellerini atma konusu okey. Ben bugünkü Yani en şu son başından Hip dönemdeki Hop Life patlama düzeni, kısmından yani bahsediyorum. çok uzun süre Son hakim başındaki olan Hip Hop patlama Life düzeni kısmından yani. bahsediyorum. Tamam.
Ben son yakın zamanda olan, birkaç senedir olan patlama Anladım. kısmından bahsediyorum. Ben Onun çok dışındakiler temelden konusunda aldım, sana özet katılıyorum geçtim yani, zaten. evet. Çok temelden Okey özet okey geçerek tamam. söylüyorum bunu yani. Şu güncele O konuda bakarak bunu katılıyorum zaten. söylemiyorum Tamam. yani. Ben Tamam, ben yanlış anladım. O konuda yeraltı katılıyorum. operasyonundan bugüne geldiğimiz noktaya bakarak bunu söylüyorum. En basitinden hiç kimsenin Tamamdır. para kazanmadığı Hip Hop Life düzenini ikisi destekledi abi. Sagopa ile Ulaş Demir Özküsen'e kadar Sagopa'nın bütün işleri falan sadece Hip Hop Life'tan çıkıyordu ve oraya trafik sağlanıyordu abi. Kimse bandrol albüm çıkaramıyordu öyle bir dönem mesela. Abi zaten orası uçsuz bucaksız bir derya, onu başka bir zaman İşte onun konuşuruz. için dedim, O bunu başka bir biraz... yayında konuşmamız lazım çünkü parçaları bitiremeyiz. Aynen, tamam, ben senin başka bir şey söylemek istediğini düşündüm. Ha, Şimdi anladım. anladım. Sıkıntı yok. Sıradaki parçaya geçiyorum o zaman. Killa Hakan ve Kontkar'ın Bang Bang isimli parçası. Ben de. Prodüktör muhtemelen DJ Rocky'ymiş. Ben Kontkar'dır diye bekliyordum. Aa, yok yok yok. DJ Rekin. DJ Rocky'ymiş. Şaşırdım. Berlin'den değil mi DJ Rekin? Yanlış mı Evet. biliyorsun? Killa Hakan'ın Fight Club'ün ve ondan bir önceki albümünün prodüksiyonu falan hep Rocky'ye ait. Yıllardır çalışıyorlar beraber. Ben de şu an ufak bir takılma oldu. Ha, tamam. Sen de bitene kadar ben chat'tekileri okuyayım. Çok değişik bir ikili. Ben nasıl bir şey çıkacak diye çok merak ediyordum. Bence güzel olmuş. Bitti abi. Tamam abi. Bugünden iyilerinden biri. Ben gideyim mi? Sen gir, tamam. Abi şimdi önce şeyi söyleyeceğim. Biri yazmış da şimdi ben not aldığım için açamıyorum tekrar chat'i de. Haha, sıkıntı yok. Telefondan not alıyorum bir yandan. Unutmayayım diye. Çünkü mesela şeyi unuttum. Hece klibinde bir şey söyleyecektim. Onu unuttum, ona da gelirim sonra. O yüzden not alarak gideyim dedim bu sefer. Bunda beat'in ne kadar katkısı var bilmiyorum ama bu iki ismi böyle birlikte duyunca aşırı saçma bir şey beklemiştim Ben de. ben. Bir yandan da böyle acaba olur mu? Hani neden olmasın, değişik olabilir falan gibi de bir hissiyatım vardı. Beat'ten mi kaynaklı bilmiyorum ama ikisi de okusun diye özellikle böyle bir beat mi yapmışlar bilmiyorum. Sanki böyle Fight Club'da yapamadığını burada yapmış gibi. Peki o konuda sen uzmansın, onu sen bilirsin. Ama sanki böyle ikisinin birden okuyabileceği, ikisinin birden kendi tarzını yansıtabileceği bir beat yapmaya çalışmış gibi geldi bana. Onun dışında böyle sanki birer verse olsaymış ya da Evet. işte belki verse'ler daha uzun olsaymış biraz daha iyi olurmuş. Öyle bir Daha uzunu durum var. kaldırmaz abi. Zaten 4,5 dakika parça. Evet abi, yani bu hali bile uzun bence biraz. Ben şeyde Kira'da bir böyle Çakallar ve Pusula havası, o dönemlerin havasını aldım, bilmiyorum Yok, ben sen alamadım öyle bir o şey havayı. hissettin mi ama Yok, ben abi alamadım. bilmiyorum ya, ben şarkıyı ilk dinlediğim anda aldım onu, nedenini de bilmiyorum. Bu arada şeye katılıyorum. Sen devam et. Kısaca ben onu okuyayım. Bartvox nasıl okunuyor bilmiyorum. Killa Hakan günümüz piyasasına sunmak için sound'unu çok iyi değiştirdiğini bir tek ben mi düşünüyorum demiş. Eski tarzını neredeyse tamamen silmeye çalışıyor bence demiş. Eski tarzını tamamen silmeye çalışıyor. Evet, denebilir ama şey var. Özellikle son bir iki parçasıyla günümüz sound'una iyi adapte olduğunu düşünüyorum Killa'nın. Ama dediğim gibi onun da geçmişten bu yana yetenekleri biraz limitliydi sonuçta. Ha, yani şey, bunu bir gömmek olarak almayın. Hani ya, atıyorum Rap Üstad albümünün yıldızı Fuat'tı abi. Yani ya, Çakallar albümü çok güzel bir albümdü ama Killa'nın çok stil olduğu bir dönem Çakallar albümü ve Semsem Sokak dönemi. Ondan sonrasında Killa'da yavaş yavaş düşüş başlamıştı. Ama dediğin gibi Fight Club'te başaramadıklarını bence bu parçada başarmışlar ve gerçekten çok iyi bir ikili olmuşlar diye düşünüyorum. Ben gerçekten nasıl bir şey olacak ya diye bir haberi aldığımda bir garipsemiştim. Yanılttılar beni. İkisi de gayet iyi. Bugün en iyi parçalarından bir tanesi Ya abi bu. ben şey düşünmüştüm, hani Hani zaten çok millet de özür dilerim, dalga geçti bölüyorum. onunla işte. Kira'nın mesela katliamdaki halindense buradaki hali arasında çok büyük uçurum var. Buradaki Kira cayır cayır, katliamdakinde ben sıkıldım verse bitene kadar yani. Yani millet de dalga geçmişti mesela şey diye, bu Kira'nın tutan isimlerle, patlayan isimlerle düet yapması aşkıyla, ama bence burada tam o aşı tutmuş ya. Evet, burada baş tutmuş abi. Bugünün güzel parçalarından. Ve çok saçma bir şekilde tutmuş yani. Benim böyle şey desen, hani eski isimler ve bu son senelerde patlayan isimlerden iki tane seç, yan yana koy bir şarkıya desen, en son muhtemelen Evet, bu ikiliyi bu koyardım ikiliyi belki yan de. yana ben de getiremezdim ama olmuş yani. Çok ön Onun yargı da dışında yaklaşacak bir de parça, hakkı mesela yenecek o yüzden, evet. evet abi, ama ben bilmiyorum ya, sanki
o kadar hakkı yenmedi gibi takip edildiğim kadarıyla. Ya, bir de ya da Kila'ya bandana mı hazırlık yapıyordu acaba ya? Hani hani ise, hani çıkarmış rap'i düzelmiş abi. Bir yandan bilgisayar şarjı olmuyor, ne okuyor? Allah'ım sen de... Bu senin şeyinden mi acaba? Bilmiyorum. Zaten ha, tamam, son 3 parça mesela. Elanur'u saymıyorsak sıkıntı. Zaten son 3 parçamız. Elanur'u nasıl saymıyoruz ya? Yani bu o kadar dayanır şarkıyla herhalde. İlgili şey söyleyeceğim bir de. Diğer şarkıların bugün dinlediğimiz şarkılar arasında bence konu olarak da bütün şarkı boyunca en itibarlı gideni. Evet, konsept buydu. Yani içerik anlamında bakarsak aynen. Konsept. Klibi çok net izleyemedim benim bağlantımın kötülüğünden dolayı. Kanka, klasik Hilal Hakan klibi biraz. Berlin. Hani arkada bir çete var. İşte sosyal mesafe sıfır şu günlerde. Kafayı sosyal mesafe. Berlin rapçilerinde böyle bir şey yok var abi. Sosyal mesafeyi hiç takmıyorlar. Yani gangsta adama hiç demez bu arada. Değil mi? Böyle nakarat konusunda bir tek şarkıda emin ben değildim. Onu da birkaç kez dinledikten sonra sarmaya başladı. Hoşuma gitmeye başladı o da. Hani bence genel olarak Kilan'ın son dönemdeki en isabetli düeti yani. Evet bence de. Anlamında en isabetli şarkısı bu. O zaman sıradaki parçamıza geçelim mi? Daha ekleyeceğim bir şey yok. Beğendiğim parçalardan biri oldu bugün bu benim. Aynen, ben günün benim için en iyi şarkısı sanırım şu an bu ya. Sıradaki parça Merdiven Kralı'dan. Sahedar Reposov, Narkoz ve Sansar var. Fesüphanallah. Klibi bugün çıktı. Sen de bittim abi. Pardon. Geldim. Bitti abi. Ben şaşırdım ya. Ben dinlememiştim şarkıyı. Ha, ben bugün ilk çıktığında dinledim. Sen istersen yorumla, ben sonra... Tamam. Abi en başta Beat Reposov'un... evet. Doğru hatırlıyorum. Güzel bir beat. Beat'i sevdim abi. Nakarat'ı hiç sevmedim ve Reposov'u beğenmedim. Aramız açık diye gidip buradan taraflı bir yorum yapacak değilim. Hani Narkoz'u son dönemde çıkardığı son 3 parçada hiç beğenmemiştim. Ama bu parçada onu da beğendim. Sansar toparlamaya başlamış ama hala tam istediğim Sansar'ı duyduğumu söyleyemem. Ha, bu eski Sansar beklentisi değil bu arada. Hani o psikopat yazar dönemini demiyorum illa ama. Bir şey eksik abi son dönem işlerinde. Ama biz yine de son dönem verdiği işlerden daha düzgün bir iş olduğunu söyleyebilirim. Hani makara tukaradan vesaire. Aynen, makara tukara değil. Sayenin Murs bayağı iyi. Parçayı tamam, sırtlıyor diyebilirim. Aynı yorumları yapacakmışız. Ama nakarattan çok sıkıldım ve Reposov'un verse de sıkıldım ben dinlerken açıkçası. Sayedar iyi, Narkoz ve Sansar ortalamanın üstünde, beat iyi. Yorumum, final yorumum bu. Abi ben hemen hemen aynı şeyleri söyleyecekmişiz zaten. Ben de o günün iyilerinden yani her şeye rağmen bu da. Evet. Ben de şu şekilde not aldım dinlerken. Saye süper yani ben... This Is Merdiven'di galiba şarkımdı. Oradaki Sayedar verse'ü benim son zamanlarda dinlediğim en sağlam Türkçe verse'ü yani şey, flow ve rhyme konusunda. Açıp açıp zaten o şarkıda o kısmı dinliyorum yani. Onun dışında Reposov şaşırttı bu şarkıda. Ben normalde Reposov'un hani çok vokalini seven, tarzını seven bir insan değilim ama nakarat... Ne açıyorsun arkadan? Yok, bir sonraki parçayı ayarlıyorum. Birkaç tane ilerideydi tamam. De onu sıfıra çektiğimde otomatik başlattı. Tamam. Biz şimdi yaşadık. Nakarat dışında Reposov'u da ben beğendim ama nakarat özellikle mi Reposov'a veriyorlar? Onu bir fikrim hala yok. Anlamış değilim. Şeyde de sanki öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Sezar'da da öyleydi evet. Sanki. Evet. Hani bu ekip neden şey yapmıyor onu sorguladım ben. Bak evet, Bosporus'tan güzel bir yorum geldi. Makara tukara deyince aklıma geldi. Neşternino eşittir Tekmil yazmış. Evet, Neşternino ve Tekmil'i muadil evet. Görüyorum ben abi. Abi bu ekip mesela nakaratta scratch kullanabilir. Yani geçen hafta da konuştuk ya bunu. Kanka Türkiye'de scratch açacak DJ sıkıntısı da var şu an. Dürüstçe. İsteseler bile yani abi. Atacak birini bulamıyor olma ihtimali. Yani en basitinden şey var işte. Önder abiyle Sayen'in albümüne ben rica ettim. Bizim Killa Priest olan parçaya DJ TMB scratch attı onda. Türkiye'den insan bulamadılar yani. Maalesef Türkiye'de yani turntable'izm yaşamıyor artık yani. Yaşatmaya çalışan bildiğim ünlülerden bir tek Harun kaldı yani. Harun Adil kaldı. Yani birkaç tane DJ aktif değil tanıdığım isimler var. Onlar evlerinde hala pick-up duruyor, mikser duruyor ama... Aktif değiller abi. En son ne zaman sıkıntı çatmışlardı. O soru işareti. Hatta geçen bunu sana da anlattım ya videonun muhabbeti. Oturduk falan diye şimdi isim vermeyeyim de belki istemez anlatmamı. Abi bu arada chat'e isimler geliyor mesela. Bill Obscura falan vardı ama abi bu insanlar hani aktif değiller artık. Hani hala kendileri yok hobi abi, amaçlı yok, yapıyorlarsa bile endüstri içerisinde aktif rolde değiller maalesef. Yani en basına mesela yani. Şey Sivol'le konuştuğumuzda daha önce benim albüm için hani Sivol şey demişti. Hani
Kanka pick-up'ım arızalı, Türkiye'ye parça getirtemiyorum. O yüzden hani ancak live'da önüme gelen setup'ta DJ'lik yaparken scratch atabilirim ama henüz kayıt yapamıyorum demişti parça için mesela. Bunun gibi durumlar da Yok var. ha. Bir kısmı aktif değil Gökhan artık. işte, Gökhan bu yüzden benim en eski arkadaşım büyük ihtimalle. Yayını dinlediğini fark ettim ben Yani demin tam Gökhan senin söyleyecektim. arkadaşın olan Gökhan değil mi Gökhan? Selamlar bu arada. Lisedeki Aynen. beraber Liseden arkadaşım. rap müziğe Beraber başladığın. şarkılar kaydettiğimiz. DP var atmıyor mu abi? Depoet atıyor duruyor. Abi Mesela bende de depo... pickup var ama hani ben istediğim seviyede hani bir atıyorum bir çok üst bir örnek vereceğim. Mesela DJ Kubert'le ben aynı işi çıkaramam abi. O çok büyük bir pratik ve adanmışlık olayı yani. Şunu tamamlayayım mı? Özür dilerim. Yok yok. Sıkıntı yok. Repozop'un yerine kadar şansı vermiyor demiş o da. Yani nakarat odada ne ya? O da nakarat olayını bir türlü oturtamadı bu adam demiş. Demin ben de söylemiştim onu. Sonra da Mali daha aktiviteyi çok erken bırak demiş. Aynen ben başladığım gibi bıraktım. Başladığım anda bıraktım. Abi yani işte şeyde düğünde o şeyi konuştuk DJ'le. Adını vermeyeceğim, ismini vermek istemeyen DJ'le. Ünlü birisi mi Evimde bilmiyorum da. pickup ya eskiden işte şarkılara scratch Aynen atan aynen Türkiye'de. Ha. Ama adamın evinde pickup var. Mikser var. Hala aynı ekipman duruyor. Abi 10 sene önceki ekipman. Hala aynı ekipman duruyor. Plak desen bugün Türkiye'de zaten çok zor bulunan bir şey. abi zihni müziğin önündeki indirim reyonu 5 liraydı o zaman. Şimdi 30 lira. Yani. Yani Yok buna gelmiyor güç bile abi. ayıramıyorsun. Scratch plağı, rap plakları Türkiye'ye doğru düzgün gelmiyor. Çok nadir. Zaten yurt dışından şu an gümrük problemi var. Hani PayPal kapandı. bu Discogs kapısı yok. yurt dışından da bir şey getiremiyorsun. Hani böyle bir ortamda zaten turntable'izm aşırı büyük bir lüks yani Aynen öyle. Türkiye için. Onun için bitti işte. Şu an scratch Evet. atacak insan bulunamadığı için aslında scratch yok biraz da yani maalesef. Evet. Sıradaki parçamız Ramiz Yakıyor. Evet. Bak aynen ufalar uçuyor Ay mı var tabii ki? Mars abi. mı? Çok subliminalli bir klip değil mi? Adam bir an Trakya yollarına girdi. Bir astronot Abi orada dans ediyor falan. Çok yani enteresan. geçen yayında dinlemiştik hani grup arkadaşı Fuchs kadar ölmese de Ramiz de ölmüş bence ya. Hani evet bunu Ya ya bunu gerçekten bu parçayı adı altında değerlendirmeli miyiz ayrı bir soru işareti. Afropop demişti birisi. Afropop'a gerçekten daha yakın durumda. Ama yani Afropop da değil aslında baktığımız zaman yani. şöyle gibi gitti mesela ben bayağı beğenmiştim Ramiz. O yüzden hala daha öldüğünü düşünmüyorum. Belki can çekişiyordur. Bir kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tam ölmemiş. Evet, sahilde cici kızları tavlamak için açılacak şarkılardan diye bir yorum var. Tam evet yazlık Siz ne site şarkısı, yapıyorsunuz evet. abi? Yazlık site şarkısı Ama abi. yani bununla da kız sallamazsın ya. Öyle bir şey vardı ya şeyi de sen de bilirsin onu Marmara Eylesi'nden. Bizim o taraflarda öyle bir adet var biliyorsun. Ben bir... Arabada hani bir o yörenin abi ergenleri arabada son ses müzik açarak bir caddeyi 600 metrelik bir caddeyi boydan boya gider gelirler ve böyle piyasa yaptıklarını zannederler ya. Hani o mevzu. Ay. Güzel bir akşamdı. Sıradaki parçamız da bayağı pop. Bu Etnik Samur Cem yorumunu aslında ben APO'nun bu parçası için yapmıştım yayının başındaki. Herkes Etnik Samur Cem oldu diye. Samur Cem deyince bayağı da benziyor aslında ya. APO Çok Çek uygulama Çek. konuştu. Sıradaki parça APO Çek Çek. 3 dakika 11 saniye sonra yorumlarımızı yapacağız. Ama dediğim gibi bayağı pop kafalarında bir iş yine yani. Yine Afro Trap denenmiş ama hani kötü bir Samur Cem uyarlaması gibi hissettirdi bana. Buradaki son akşamı atacaklar beni burada. Beceremiyorum gerdekte gel baba diye söz yazan adam yani benden öyle Abi, bu bir şey adamın sound'u her beklemeyecekler. zaman pop gibiydi zaten. Beni şaşırmadım demiş. Evet hani APO her zaman pop'a ilk dönemleri 2005-2006 dönemlerindeki çok underground halini saymazsak evet çok yakın bir kafadaydı. Ama zaten şu an muhtemelen parasına bakacak. Ki pek tuttuğunu söyleyemem parçanın. Bir günde 13 bin izlenme bence 759 bin aboneli bir kanaldan yayınlanan bir şarkı için az henüz. Belki klip milip çıkarsa sonra Bence değişebilir. APO'nun bence bu tarz değil de şey bu Burak King'le yaptığı kafada devam etse daha çok tutar diye. Evet, ya şu an dediğim gibi bak etnik soslu kötü bir Samur Cem taklidi hissettim ben bunda. Hani daha doğrusu tamam şakılmış biraz. Tam katılmıyorum ona ya. Samır Cem'in Kanka Samur Cem çok daha iyi bir müzisyen zaten burada. Hani Samur Cem'i tamam, şey yok yok yapmam da o konuda demedim zaten. planlananı ben böyle düşündüm biraz. Çok emin değilim ben ondan. Ama hani özetle bugün dinlediğimiz bu hafta çıkan parçaların çoğuna bakarak hani NAS'a katılıyorum ben. Hakikaten hip hop öldü abi. Bu hafta bayağı pop çıkmış ya. Ben bu kadar dinlememiştim. Abi yani hakikaten bu hafta full pop çıktı yani.
O zaman şunu da aç, altın vuruşu yapalım. O zaman altın vuruşu yapıp başka bir yayıncıya gidelim. Ben bunda şundan cringe oluyorum. Sen Abi. seviyorsun muhtemelen ama ben culture vulture diyeceğimiz insanların arasında yüksek bir sıralamaya koyacağım. Kozmos'u burada görüyorum. Elanur'un altyapısını Kozmos Ama vermiş. ben Tanerman yapmış sandım. Yok, Tanerman retweet yaptı abi de, özellikle YouTuber'lara yanlayan ve bir süre yok olup sonra para ediyor diye geri dönen tayfada hep aynı isimleri görüyorum. Kozmos maalesef bunlardan biri. Müzikal kafası olabilir ama maalesef böyle bir tutumu var. BTO yapmış. Şu Burada an cringe camaşı seyredip yayını kapatıyoruz abi. açmadan bir şey söyleyeceğim. Neden ben özellikle eklemeni istedim? Şunun için. Biraz belki üstüne konuşuruz diye. Takip edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Başka isimler de vardır. Tanerman, Kontkar, Ben Mixer Can yapmış zaten. Fero. Can Paşa yapmış. Başka kim vardı? Böyle birkaç tane ismi şarkıyı paylaştığını gördüm. Kontkar bu arada, onun underground mevzusuna da kısaca değineyim parçaya geçmeden. Kanka Kontkar Aynen. tweet'i gördüm bugün, Sayadar'la bir atışmışlar. Şu an için underground değil, gayet mainstream müzik yapıyor ama 5 yıl önce bunu kabul ederdim çünkü 5 yıl öncesine kadar bunu kabul ederdim daha doğrusu. Çünkü sen de o dönemi hatırlıyorsun. Mainstream müzik yapmak Türkiye'de bir ara tepki çeken bir şeydi. O dönem için yaptıkları şey evet underground'tı ama şu son 5 yıldan bu yana Müptezel albümünden beri underground diyemem abi yaptığı şeye. Yani bugün için underground değiller kesinlikle yani. Türkiye'de underground Abi diye bir şey kalmadı zaten yani. Öyle bir yani, çünkü underground aynı zamanda şey demek değildir. Öyle bir yanlış algı var, onu da bir düzelteyim. Bandrollü albüm yapana kadar underground'da hani sanki futbol takımının PAF takımıymış, altyapı takımıymış gibi vakit geçirip bandrollü albüm yapınca mainstream olunmaz abi. Underground bir felsefedir. Örnek vereyim. Mesela Winnipeg, Jedi Mind Tricks grubu. Underground'dılar. Ama adam yine baktığın zaman evini müzikle geçindirebiliyor. Farklı bir işte çalışmıyor. Türkiye'de ise buna böyle bakılmıyor. Türkiye'de hani underground, hani hobi amaçlı rap yapana underground dediler yıllarca. Underground böyle bir şey değil abi. Adam ben ticari amaçlarla müziğimi değiştirmeyeceğim. Ben istediğim müziği yapacağım. Milyonlar kazanmayayım. Beni döndürecek kadar para getirsin ama derdimi anlatayım dediğin vakit underground oluyorsun. Bu bir tercih globalde. Türkiye'de öyle bir underground kültürü yok ki. Türkiye'de öyle bir underground felsefe yok ki. Kalmadı öyle bir birkaç şey. isim var, birkaç isim var yani benim de tesadüfen takip ettiğim ama işte eskiden güzel olan şuydu. Bu isimleri takip edecek platformlarımız vardı. İyi ya da kötü eleştirirsin. Eleştirilerine de katılırım. Büyük ihtimalle. Ama iyi ya da kötü takip edebileceğimiz platformlar vardı. İşte forumlar vardı Evet, vesaire artık yok falan. öyle bir şey. Şimdi abi bir kişinin yaptığı listeye bağlı kalarak bir şeylerden haberdar olabiliyoruz. Ya Evet, da işte Nazlı, böyle selamlar. evet sağdan soldan duyduklarımızla ama mesela ben geçen Twitter'da denk geldim. Faruk galiba Bol Sözlük yanlış yazarı aynı söyleyeyim. zamanda, evet. Abi mesela dinledin mi bilmiyorum Dinledim Faruk'u. Hatta ona ben stüdyo albümü. önermiştim. Hani albüm kayıtlarını galiba babacığım da aldı. Benim arkadaşıma yönlendirmiştim. Mesela gayet o hani underground ruhunu aldığım yakın zamanda çıkan albümlerden bir tanesi mesela. Yani şey yok Türkiye'de Ama kanka. Mesela label ne? olarak örnek Hayır. vereyim. Label olarak örnek vereyim. Mesela Amerika'ya baktığın zaman Rhyme Sayers diye bir label var. Ya da bir dönemin Agroberlin'i var. Almanya'da sen daha çok takip ettiğin için biliyorsun. Yine Amerika... Agroberlin'i de hiç sevmem bu arada ben. Yok ama İsimleri. baktığın zaman underground felsefeyle müzik yaptılar yıllarca. Yani. Ben daha çok Amerika'ya hakim Avrupa'dan ziyade de onun için O Amerika'da örnek albümleri de verdim. örnek gösterebiliriz Mesela belki. rahmetli Sean Price'ın, Buckshot'ın ve Drew Hahn'ın kurucusu olduğu Sean Price'ın label'ı Duck Down var mesela. Hani ben bir dönem imzalamanın eşiğinden dönmüştüm vize mevzusu falan olmayınca. Bir dönem mainstream'di ama günümüzde Tommy Boy var. Bilindik label'lar bunlar. Bunlar baktığın zaman abi insanlara yine milyonluk şarkılar verebiliyorlar. Bu insanlar buradan gelir elde edebiliyor ama underground zihniyetli label var. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de label sana şunu diyor. Kardeşim ben senden açık açık ya yeni Ezhel'i getir, yeni Benfero'yu getir, yeni Ceza'yı getir. Ben bunu arıyorum diyor. Hani senin kafandakini hayata geçirmene izin vermiyor bu şirketler Türkiye'de. Böyle bir label yok Türkiye'de. Onun için Türkiye'de underground diye bir şey şu an yok. Hani biz Ya underground'ız, da... siz underground'sınız diye bir tartışma bugün günümüz şartlarında çok boş. Çünkü öyle bir underground felsefesi, kültürü Türkiye'de yok. Tartışma çok boş. Tartışmada underground olduğunu savunan kısmın kontkar olması daha da boş. Yani gereği yok böyle bir konuşmanın zaten. Yani Elanur konusunda da hani bu YouTuber'lara, yani Ben Fero'nun paylaşması normal. Çünkü abi seni zaten YouTuber'lar ya da işte Twitch streamer'ları var ettik. Hani kariyerini onlar inşa etmişken tabii ki paylaşacaksın. Kendi hani desteklediğim için demiyorum ama kendi içerisinde tutarlı bir davranış olduğunu söylüyorum bunun. Evet, Şu bak şarkının mesela çok özür güncel dilerim. dinlenmesine bir bakabilir misin ya, refreshleyip? Tamam, çok özür dilerim. Hemen bir yorum geldi. Ona katılıyorum mesela. M4NM Türkiye'de underground felsefesiyle hareket eden bir kayıt stüdyosu. Ama label diyemiyorum aslında. Hani çünkü
label boyutundan biraz uzaklar. Şu yüzden uzaklar hani bütçesizlik, işte PR güçleri vesaire, hani label çünkü sanatçısına bunları da sağlar bir şirket. Ama Enfer'den bu yapıya çok yakın, evet. Yani Türkiye'de bir eski usul Antikon'a ya da Rhymesayers'a yakın bir kafayı deniyorlar en azından. Onlara saygım o yüzden var. Bayağı bir saygı duyuyorum. Refresh dedim, yüklensin. Tamam abi. Yüklensin, sonra hiç dokunma istersen. Bir iki dakika hatta dinlemeye çalışalım. Dinlemeye çalışalım. İki dakika da sonunu getirmeyeceğiz muhtemelen. Yani vokal... atanamayan Lizzy ve Kontkar etkisi çok hissediliyor ama hani tırnağı değil yani hala. Ve abi diyorum herkes rap yapmasın ya. Mecbur değilsiniz abi. Ben bu arada sen konuşurken şeye bakacağım, Raid için birilerine bakacağım. Yanılmıyorsam Alman piyasasından biri vokal direkt ama şu an şeyi çıkaramıyorum ya, ismini çıkaramıyorum. Evet abi, rap müziğinin içinde sayısı subgenre varken bütün piyasanın tek tarzda müzik yapmasını gerçekten ben de anlamıyorum. Hani kardeşimsin ya, sana sarılmak istedim şu an. Abi gerçekten bu şekilde düşünen çok az insanız ya. Senin de şarjını zorlamadan... Ben demeye çalıştım. Bu arada bir şey unuttum söylemeyi, onu da söyleyeyim kapamadan. Tabii. Heja ile Marston'un klibi Katliam klibinden çok daha başarılı. Evet, onu söyleyecektim abi. Unuttum. Yok, bugünün başarı şarkılarım benden bence. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.